Türkiye'nin birçok bölgesinden ve başka ülkelerden gelen yerli ve yabancı turistler Şanlıurfa'ya özgü yöresel kıyafetleriyle fotoğraf çektirmeden dönemiyor. Şanlıurfa'ya gelen turistler dünyanın ilk ve tek canlı akvaryumu olan Balıklı Göl'e gelerek burada hatıra fotoğrafı çektiriyor. Şanlıurfa'nın diğer 81 illere nazaran farklı ve görünmesi gereken bir yer olduğunu altını çizen yerli ve yabancı turistler Şanlıurfa'yı öve ve bitiremedi. Duygularını Ruha TV mikrofonlarına anlatan Şanlıurfa hayranları şunları söyledi. Nereden geldiniz? İstanbul. İstanbul'dan geldiniz. Nasıl buldunuz peki Urfa'yı? Urfa çok güzel. Mükemmel ama tek sıkıntı sıcaklık. Sıcak tabii. Başka nereleri gezdiniz Urfa'da mesela? Urfa'da gezilecek her yeri hemen hemen gezdik. Hiçbir yeri bırakmadık. Peki buradan neler önerirsiniz Urfa'ya gelecek olanlara, gelmek isteyenlere? Burayı görmüş bir turist olarak. Mutlaka herkesin gelmesini isterim. Ama mutlaka. Türk olup da Türkiye'de böyle bir tarihi, doğa güzelliği herkesin görmesini isterim. Burada peki yöresel kıyafetlerle fotoğraf çekiliyorsunuz, buradan geldiniz, giydiniz. Nasıl buldunuz Urfa'nın yöresel kıyafetlerini? Kıyafetler güzel. Anadolu'yu bize anlatıyor. Özümüz. Ha, kiralayıp çektirmiyoruz. Alıyoruz, kendimizden götürüyoruz. Hatıradır. Gezdik, gördük. Bizde de bir hatırası kalsın. Tabii mutlaka. Siz de hoş geldiniz. Siz hoş bulduk. Siz nasıl buldunuz peki Urfa'yı? Vallahi mükemmel. Son derece mükemmel bir yer ve herkesin gelip görmesini isterim yani. Herkesin. Peki siz yöresel kıyafetleri nasıl buldunuz? Çok iyi. İyi. Çok güzel. Evet. Evet, aynen. Siz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz nereden geldiniz? İstanbul'dan. İstanbul'dan. Nasıl buldunuz Urfa'yı? Urfa güzel. Benim ikinci memleketim Urfa. Akrabalarım burada. Yani süper yani. Bir haftadır buradayım. En güzel yer şu an yani Balıklı Göl, Eyüp Sabur Makamı vesaire, Urfa Kalesi. Yani buraları gezdim. Yani çok güzel. Herkese tavsiye ederim bunu yani. Peki siz nasıl buldunuz yöresel kıyafetleri? Yöresel kıyafetlerimiz bütün doğumuzun herkese yakışacak bir şekilde güzel bir şey yani. Peki alıp takar mısınız buradan bazı aksesuarları, yöresel aksesuarları? Tabii, misal hatıra olarak da aldık yani. Aldık tabii. Siz nereden geldiniz? Ağrı'dan geliyorum. Ağrı'dan geliyorsunuz. Nasıl buldunuz peki Urfa'yı? Çok beğendim, çok güzel. Gerçekten süper bir yer. Nereleri gezdiniz Urfa'da? Balıklı Göl'ü gezdik. Kapalı Çarşı'ya falan gittik. Yani geziyorum. Peki kafanıza da bir yöresel bir aksesuar görüyorum. Beğendiniz mi Urfa'nın bu yöresel kıyafetini? Evet, çok beğendim. Dışarıdan Urfa'ya gelmeyi düşünenlere bir tavsiyeniz var mı? Kesinlikle gelsinler. Gaziantep'ten geliyorum. Gaziantep'ten geliyorsun. Nasıl evet. Buldunuz peki? Urfa'ya daha önce geldiniz mi? İlk evet, daha ilkin geldik. Peki nasıl buldunuz? Yöresel kıyafetleri giydiniz. Çok Urfa'da değişik yaptınız. Oldu yani. Evet, Urfa'yı beğendiniz. Tavsiye ediyor musunuz peki? Gelmek isteyenler vardır. Ederim ama. Ediyorsunuz. Yöresel kıyafetleri nasıl buldunuz bu Urfa'da? Geldiniz, fotoğraf çekildiniz. Vallahi güzel oldu. Beğendiniz mi? Evet, çok güzel oldu. Evet. Tabii. Burada yöresel kıyafetlerin tanıtımını yapıyorsunuz. Gelenler oluyor, fotoğraf çektirenler oluyor. Günlük yoğunluk burada ne yönde? Yani yoğunluk bu sene özellikle Almancıların geldiğine dair, yani daha fazla geldiğine dair şahit oldum. Yani Almancılar geliyor ekseri. Daha önce Türkiye içerisinde gelen misafirlerimiz çoktu. Yani bu sene Almancılar, yani bizim yurt dışında olan Türklerimiz. Peki kıyafetleri nasıl, beğeniyorlar mı turistlerimiz? Ne yönde alan oluyor mu peki? Yani şu şekilde yani. Mesela diyelim buraya gelen Almancı bir turisti düşünün. Hayatında hiç giymediği bir elbise. Urfa ile ilgili olduğu için bir de, yani işte Urfa'ya gitmiştim, Urfa ile ilgili değişik bir hatıra olsun. Beğeniyorlar. Alan da arada bir oluyor yani. Öyle hani sürekli değil. Ama illa ben bunu alayım işte oraya götüreyim bir hatıra olsun diye alan oluyor yani. Çekilme şansları oluyor bu kıyafetlerde. Tabii ki efendim.